Selam millet. Bugün 8 Eylül Pazar günü. Bu videoyu yarın paylaşacağım. Bu hafta hiç video çekemedim. Hafta içinde fırsat olmadı. Ya havalar biraz ufaktan erken kararmaya başladı. Dolayısıyla görüntü çok bozuk oluyor. Şimdilik şunu koyayım. Burayı gündüz suluyor otomatik. Bütün bahçe bakın şöyle göstereyim, yerler ıslak. Bu şekilde suluyor. Yalnız burayı ben şurada çimentolarım var diye otomatik sulamayı kapattım. Şöyle hafiften sulayayım. Şimdi bakın. Bugünkü videoda şu geçen hafta yarım bıraktığım fayans işi vardı. Onu tamamladım ben akşamlar hafta içi. Hani video çekmedim derken boş durmadım yani. Ya ben normalde her akşam çalışıyorum. Ya ister istemez minimum 2 saat. Hiç olmadı bahçe sulaması vesaire sürüyor zaten 2 saat, 3 saat. Her gün video çıkartırım normalde ya da haftada 3-4 kere ama. Yani her gün video nedir ya, işte haftada bir tane atıyoruz. Sohbet muhabbet olsun. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Beğeni yapan arkadaşlara da teşekkür ederim. Böyle çok ciddiye alıp uzun uzun yorum yapan abilerimiz, kardeşlerimiz var. İnsanlar bilgi almak için açtığında onları okuyabiliyor. Onları ben en üste sabitliyorum. Böyle güzel muhabbet, sohbet, keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Şöyle şu evin en son giriş halini göstereyim. Şu suyu koyayım şuraya. Şu palmiyeler bakın sulayınca ne kadar güzel büyüdü. Bunlar bodur palmiye diye geçiyor normalde ama şurada çiçekler var mesela şu girişte. 4 tane saksı var. Şöyle. Şöyle bir tane burada biber var ama Allah'a emanet. Şurada naneler var. Bunları gölgeye koydum. Öteki türlü hep yandı. İşte bahçemiz zaten böyle. Çimler bayağı bir toparladı artık. Böyle çok sıcaklar yok. 40 derecenin üzerine çıkmıyor yani. 35 mesela şu an. Bayağı da esiyor. Neyse şimdi ben konulara geçeyim. Bakın bildiğiniz üzere bu şekilde fayans uygulamıştım. Şu 2 sıra ya da 3 sıra artık 4 sıra neyse şuraya kadar gelmiştim. Bundan sonrası bakın yeni. Şimdi bak burası nereden başlıyor? Şu kenardan başlıyor. Hatta dedim ki yani iyice kenara çektim falan dedim. Abi bak ne kadar ayar yapsam da gittikçe kenar açıldı. Hepsini şöyle birer milim, ikişer milim kaydırdığım halde öyle oldu. Bak burası da kaydırıldı. Burası da. Böyle kenarda açıklık kalıyor. Artık bunu fayans yapıştırıcısıyla şimdi derzi atmadan önce dolduracağım. Şu bölümü boş bıraktım çünkü bu işi ben yaparken geceydi. Gece saatiydi. Kesme yapmak istemedim. Şimdi bunların yapıştırıcısını hazır karmışken onu da yani şu bölümü de yapıştırırım. Keser koyarım. Mesela şu son hatta 3 bölüm komple altındaki şey yüksekti bayağı. Eğimliydi. Artık mecbur altını kırdım. Ya burada mesela bir paket yapıştırıcı gitti. Sadece şu köşede. Bak pisliğinden de aşırı pis. Çok malzeme kullandık. Neyse bunu hallederiz. Şimdi başka işlere geçelim. Arılarımızın hepsini kaybettim. Öldürdüm. Normalde amatörler ilk başladığında arılarını kaybediyor. İşte ben dedim ki aşırı sıcaklardan ki sıcak bakın üstü tamamen güneş. Bunu bir önleyeceğim zaten. Evet şimdi ben bunu artık buradan kaldıracağım. Güzelce yakacağım için temizleyeceğim. İlerleyen önümüzdeki sene işte bahara girerken muhtemelen tekrar arı satın alacağız. Ya da bizim Hakan abimiz var. Onların arılarından 3-5 çıta patlatabilirsek. Bu neden öldü bu arılar? Birçok şey dedik işte. Eşek arısı var dedik. Beslenemedi. Bölge çok kurak dedik. Suyu yok dedim. Suyunu koydum. Bakın bu şekilde eşek arısına et bağladım. Delikler açtım. Hani etin içine girsin suya batsın ölsün diye. Vallahi benim yüzümden deyip duruyordum. Dün bir bakayım dedim. Abi şu giriş var ya. Buradan eşek arısı çıktı. Yani bunu bize veren arkadaş aldığımız adamdan bu girişi bakın parçalanmış çok kötü durumda. Muhtemelen onun bilgisi vardır ama bizim yok. Mesela 3-5 tane burada petek olsaydı şey olsaydı böyle arılık olsaydı arı yuvası. Ondan sonra belki eşek arısı buna yetemezdi bu kadar sayıya ama bunun içinden çıkıyorlar. İçine girdi çıktı fark ettim dedim ki içeriye girdi anayı öldürdü he bütün şeyimi kuruttu yavaş 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 sonunda bütün arıların hepsi öldü. Birçok sebebi vardır ama en büyük sebebi eşek arısı. Çünkü bir tane eşek arısı buna girdi mi bütün arıların kafasını koparır. Evet bahçelerde bakın şu özellikle su alan yerlerde şöyle çeşitli otlar var. Hemen bunları da hızlı çekeyim karşınızda şöyle bir temizleyeceğim. Bir ay önce toplamıştım ben bütün bahçeyi temizlemiştim. Tekrar ufak ufak çıktı normal. Mesela bakın filizlenmiş. Bunların hepsini ufak ufak büyümeden koparacağız ki ilerleyen zamanlarda daha büyük iş çıkartmasın. Devam edelim su depolarına doğru gideyim. Şimdi su depoları gördüğünüz üzere yine ufaktan yosun tuttu.
Şunlar gölge olsun, güneş görmesin diye üstünü kapattım. Şu iki bölüme bir bakayım dedim. Yani bunun da üzerini şöyle, şuraya kadar kapalı normalde şöyle. İşte buradan su seviyesini göreyim diye yaklaştırmamıştım ama içi ufaktan yine yosun tuttu. İçerisinde bayağı su seviyesi yüksekken ufaktan bir klor uygulaması yapacağım. Şimdi hemen başlayayım buna. Sonra videonun anlattığım kısımlarıyla devam ederim. Abi şu yosuna baksana. Kapattığım halde. Ya benim bunun tamamen etrafını kapatmam lazım ya. Ya vaktim yok. Vaktim yok. Vaktim olsa... Yani bakın bu depolar her gün boşalıyor. Tekrar doluyor. O halde yosun tutmuş. Şöyle bir havuzda kullandığım klorum var. Şimdi her birine dökeceğim. Şöyle normalde 20 tona, 30 tona 200 gram dökmek gerekiyor. Ama bu 4 tonluk bir depo. Yani buna yine az biraz şoklama yapsın diye yarım bardak hepsini bölüp bölüp dökeceğim. Şimdi filtrenin suyunu da bir açalım. Şu dibe çöken pis su insin. Filtreden geçmeyelim. Bir de şu deponun çıkışından hidrofora bağlanan yani damlama sistemine giden, sulama sistemine giden bir filtre daha var. O biraz önce kum filtresine gelmeden rahatlatsın diye. Bir de bunun içine bakalım. Yaklaşık bir aydan fazla oldu. Dolmuş mu dolmamış mı? Dostlar şimdi depoları dolduruyorum. Depolar taşsın ki şu ikinci ve üçüncü depoda üst tarafta yüzeysel yosunlanma olmuş, kabarmış. En azından onu dışarı atsın. Evet şöyle depolar bak şu an yukarıdan taşıyor. Hepsini güzelce fullledim. Şuralara çıktı. Buralara da vurdum. Ama görünüşten hoş değildi. Şu yosun tutmuştu. Bakın şurada parçalar var bak görüyor musun? Onlar şu yukarıda duruyordu, yüzüyordu. Normal su basınca da olmadı. İlla vurdum basınçla birlikte. Çıktı. Güzel oldu. Tertemiz oldu. Şimdi kloru bastım. Artık bu akşam üzeri falan ya da yarın dümdüz tertemiz. Öyle bir malzeme bu klor. Her hafta atmak gerekiyordu. Ben bir aydır bakmıyorum neyse. Şu üstüne de bir şeyler örteceğim şimdi. Şu parçayı buldum şimdilik. Ya yandım güneşin altında da. Kaçmak istiyorum bir an evvel. Evet. Buradan da vanalarımız şu bahçeye giden vana. Bu da depolardan gelen vana. Buraya giriyor. Burada bir tane arada çevirici var. Çünkü şu malzemeyi direkt buna bağlayamıyorsun. Hem küçültücü var bakın. 40'tan 32'ye düşürmüşüm. Sonra vanaya girmişim. Burada da buna ne deniyor? Suyu bu tarafa itmesin. Ya şimdi bu depolardan gelen ya. Depodan böyle geliyor. Okey içinde yay var. Ama buradaki basınç sonuçta bunun içi şişiyor. Genleşme tankı var bunun hidroforun içinde. Genleşen su geri basmasın diye burada bir tane ne deniyor bunun adına işte her neyse suyu geriye salmayan aparat var. Bu kadar. Bir de ceryan bağlıyorsunuz. Bakın böyle bir sistem yapacaksanız en az iki tane depo yapın. Birinin şurada vanasını kapatırsın. İçine klorunu atarsın ne malzemesi kimyasalını. Bu tertemiz olur. Diğeriyle kullanırsın. Çünkü hani ben bahçede kullanıyorum. Kalkıp bunu bir de evde eve bağlarsın. Bir de çamaşır makinesi falan çalıştırırsın. Siyahların olur sana kar beyazı. Onun için çift sistem mutlaka yapman gerekiyor. Ben çok az uyguladığım için bir de şu an herhangi bir sulama vesaire yapmayacağım. Benim açımdan sıkıntı yok. Siz dikkat edin. Şimdi bahsettiğim gibi biraz ot yolacağım bahçede. Açılar kötü olabilir çünkü gölge arıyorum. Cihaz ısınıyor, kapanıyor. Hemen şuradan başlayalım. Hızlı çekim. Şimdi dostlar saat 5'e geliyor. Şu artık takozlarımızı şöyle kibarca kırıyoruz. Bu ayaklarım da yumuşak ya bu. Oo acıttı lan. Şöyle vuralım.
Şimdi dostlar, torun çekici var. Onunla vurdum. Çünkü bu plastik terlikler hep acıttı. Şimdi bunun hepsini temizledim. Şimdi falçatayla şu beyaz plastikleri temizleyeceğiz. Kazıma işleri bitti. Şimdi elime bir tane tel fırça alıyorum. Pataküte giriyorum. Spatula, tel fırça. Buraya bir cincik gibi yapalım. Dostlar, ben burayı bugün bitirme planım vardı. İşte birkaç konuyla bu haftayı böyle geçiştirecektik. Ama misafir geldi. Ya şimdi bir de alelacele iş yapmak istemedim. Bunun kenarlarının doldurulması gerekiyor. Ondan sonra kuruması gerekiyor. Bir de aralarda pislikler vardı. Şimdi onları gördüğünüz gibi kazıdım. Bir de eskiden attığım betonlar vardı şurada. Onlar bu kırmızı topraktan çok fazla arılır pislenmişti. Onları kazıdım. Yani yapmışken tam olsun. Şu an fayansın üzerinde en ufak bir ders, yapıştırıcı vesaire hiçbir şey yok. Ama öncelikle şu kenarlardan bahsettim yani ne yaparsam yapayım açıklık kaldı diye. Şöyle göstereyim. İlk önce buranın yapıştırıcısını açacağım. Kenarları düzelteceğim. Onlar ince işçilik çünkü. Hazır onu yapıştırıcısını karmışken şu bölümün yapıştırıcısını yapacağım. Şurayı bırakmıştım ya. Kesmek istemedim dün akşam. Bunu yapacağım. Ondan sonra en son derzi yapacağım. Artık onu videonun konusu olmaz. Onu akşam iş dönüşleri. Artık bir gece hallederim. Bu konu artık bir sonraki videolarda gösteririm en son halini. Şöyle en son bir temizleyeceğiz. İşte rengi böyle oluyor. Böyle grili gibi. Sanki böyle pismiş gibi duruyor. Ayrıca şöyle gerçekten siyah fayans çok kir gösteriyor. Yani bizim evin birçok ayrıntısı siyah. Dolayısıyla malzemeyi de kaliteli bulduk. Bu kadar koyu istememiştik aslında. Hani uygun fiyatlıydı, kaliteliydi, kaçırmayalım dedik. Ben memnunum, sıkıntı yok. Güzel duruyor, şık duruyor. Ama böyle kirleniyor. Dostlar, en son halini göstereyim. Bu benim eski fayanslardı. Şuradan başlıyor uygulamam. Şöyle devam edelim. Terlikler de gacır gucur. Şurada bir basamak var. Altını yine taş kaplamıştık. Aynen bunun da altını taş kaplamıştık. Böyle devam ediyor. Sona kadar. Şurada bir parça eksiğim var. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Artık bu da zaten derzi atılmış gibi. Bak, tertemiz oldu. En son hali böyle. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir daha